Etrafı sarın Yahya. İçeriden dışarı kimse çıkmasın, dışarıdan içeri kimse girmesin. Memati'nin kellesini verene kadar kimse nefes almasın. Emredersiniz abi. Biz adamın peşine düşelim mi? Yakaladığınız yerde vurun. Kellesini bana getirin, gövdesini kapının önüne atın. Ne dedi? Duymadım abi. Ne yaptın? Adamları toplayın. Abi, Lazya'nın adamları gitmedi. Kapıyı üstümüze kapadılar. Çatışacak mıyız? İlk kurşunu atan biz olmayalım Abdüley. Onlardan biri havaya dahi ateş etse alnının ortasından indirin. Elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Hayır. Babamı aramam lazım. Uçak şimdi inmiştir. Sizi orada birine karşılatmayacağından emin misin yenge? Olsa yanıma birini vermezlerdi Memati. Alo. Baba. Ben Nesrin. Biz vardık. Çocukların yanında mısın? Henüz değil baba. Birazdan arabaya bineceğiz, gideceğiz. Bakalım. Usat'ın yanından ara. Bir sesini duyayım. Olur baba. Bir şey istiyor musun buradan? Canını sağlığı. Adamın bize niye haber vermedi Yahya? Şimdi arar abi. Çalıyor. Sakin sakin konuş, kafanı parçalamayayım. Alo. Alo. Yahya abi, biz vardık abi. Niye iner inmez haber vermiyorsun? Abi benim cep telefonu burada çekmiyor. Bir arıza var. Nesrin ablanın telefonuyla arıyorum. Kendine adam gibi bir telefon bul, beni haberdar et. Tamam abi. Bütün telefonları gidin denize atın. Herkese sıfır makine ve kart alınsın. Yenge, sen de telefonu kapat, pilini çıkar. Ne olur ne olmaz, yerimizi bulmasınlar. Allah kahretsin. Nina arasa gel dese kaldım burada. Gerçi gel diyeceği yok bu gavur kızının. El mahkum, ben gardiyan. Bekleyeceğiz. Arasa da giden namerttir. Polat abime bütün yaramaz avratlar feda olsun. Hmm.
Nevzat, kimse odamdan içeri girmeyecek. Ölürüz de kimse içeri sokmayız abi. Öyle değil Nevzat. Sizden kimse girmeyecek. Yukarıda mevzu çıkarsa abi? Sesini duyarım Nevzat. Tamam abi. Abi ne yapıyorsun? Bayram geleneği deyip silahlarını ateşlediler. Ordunun Alaseher köyünde hem yasak hem de çok tehlikeli bu alışkanlıktan vazgeçmeyen köylülerden alması... Abi burada televizyon mu seyredeceğiz? Köylüler 123 yeni Türk lirası ceza ödeyecek. Bu görüntüler bayramın ilk günü bayram namazından sonra çekilmişti. Ama aynı görüntüler her bayram tekrarlanıyordu bu köyde. Ordunun Alaseher köyünde bir bayram geleneğiydi silah sıkmak. Bayram namazından sonra köy meydanında toplanıp dualar eşliğinde bayramı... Yürü Abdüley, yürü. Ardından da silahlar çekilip birbiri ardına ateşleniyor. Bu bayram kimseye bir şey olmamıştı ama her an birisi yaralanabilir. Abi burayı ne zaman yaptırdın? Ben bu mekanda bir kere mahsur kaldım Abdüley. Bir daha kalmam. Bana neden söylemedin abi? Öğrendin işte. Sadece Memati biliyor. Başka da kimse bilmeyecek Abdüley. Peki abi. Kapıyı kapat Abdüley. Abi bu arabalar kimin üstüne? Bu Ahmet Karaca'nın üstüne. O kim abi? İstanbul'un en zengin adamı. Milyonlarca kiracısı var. Tanımıyorum abi. En sonunda tanışacaksın nasılsa. Karaca Ahmet olmazsa Zincirli Kuyu olur. Hepsi kardeş, fark etmez. Hiçbir şey anlamadım abi. Arabalar ölülerin üstüne Abdüley. Ruhsatlar için isimleri mezarlıktan seçtim. Nereye gidiyoruz? Para al. Lazya meselesini konuşmam lazım. Bir silah sıkılacaksa önceden haberi olsun. Meseleden çırak çıkmayalım. Abi görev tanımımız yok. Görev süremiz belli değil. Düşman kim, müttefik kim bilmiyoruz. Acaba Lazya'nın hayatta olması mı devletin işine geliyor? Karahanlı'nın. Zifiri karanlık içindeyiz. Devletin tercihlerini biraz da biz belirleyeceğiz Abdüley. Namludan çıkan alev önümüzü aydınlatacak. Bak şuna kimmiş. Alo. Ben Memati. Kimsin? Abdüley abi. Abi yanında mı? Memati abi. Neredesin Memati? Abi numaramı değiştirdim. Onun için aradım. İyi yapmışsın. Memati işler karıştı. Lazya kellene 10 adam koymuş. Abi seni de sıkıntıya soktuk. Boş ver beni, neredesin? Abi yengem çocukları yurt dışından aldırdı. Onlarla birlikteyiz, güvenli bir yerdeyiz. Çocuklar mı? Bu dava işi var ya abi. Memati neredesin? Adresi ver. Neden Polat'a yerimizi söyledin?
Yenge niye saklayayım ki? Babamla nasıl bir hukuk olduğunu biliyor muyuz Memati? Ne yapacak abla? Beni de seni de Lazlı'ya mı verecek? Yanlış düşünüyorsun. Her gün daha çok alışıyorum sana. Her geldiğinde dünyalar benim oluyor. Ve sen her giderken... Bana verdiğin sözü unutma. Hiçbir şey unutmuş değilim. Ya imkansız olduğunu biliyorum ama... ...yine de düşünmekten kendimi alamıyorum. Sadece seninle daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Ama çok açıldık. Bu ayrılık herkese iyi gelecek. En çok da Samuel. Aklı bende kalmayacak. Bir şey olmadığını anlayacak. Ve biz daha rahat edeceğiz. Bir ses var bip bip. Ne sesi? Bak. Bu ne? Yok bir şey. Sen ne altlar çeviriyorsun? Ya bir şey çevirdiğim yok. Sara seni çok özlüyorum. Sen yokken ne yapayım? Buna bakarım diye düşündüm. Bunu bana neden söylemedin? Ya söyleyecektim. Bundan başka var mı? Yok. Gerçekten yok. Ya bugün sürpriz yapmak istedim. Uzun zaman görüşemeyeceğiz deyince hiç sesimi çıkarmadım. Seyredelim diye düşündüm. Bir daha bana sakın yalan söyleme. Çocuğu hanginiz istemiyor? Sara mı sen mi? İkimiz de diye biliyorum ama... ...Sara bir şeyler mi konuştu seninle Beti? Hayır ama kaç yıl oldu... Şimdi değilse ne zaman çocuk gelecek? İkimiz için de doğru zaman değil. İşlerim çok yoğun. Açıkçası Sara'yla çok ilgilenemiyorum. O da haklı olarak bana kızıyor ve çocuk istemediğini söylüyor. İşlerin yoğun. Karınla ilgilenemiyorsan karın çocuk doğurur. Senin karınla ilgilenmene gerek kalmaz. Sara çocukla ilgilenir. Sara bu söylediğini kabul etmiyor. O senin gibi değil. Kadınların her istediğini verirsen... ...onlar daha fazlasını ister. Ancak anne olan kadınlar... ...kendisi için değil... ...çocuğu için daha fazlasını ister. Canan Hanım... Vesayet davasını siz yürüteceksiniz. Efendim, takdir sizin ama... ...bu dava için ben doğru seçim miyim? Madem arkadaşın aptallığından vazgeçmiyor... ...ona en büyük cevabı sen ver ki... ...bu darbeyi kaldırabilsin. Elif inatçıdır. Benim davayı üstlenmiş olmam onu daha çok kamçılar. Bu dava olmayacak kızım. Canan Hanım... ...bunları da savunma dilekçende belirt. Bu hususlara vurgu yap. Efendim burada heyet raporu yazıyor. Başhekimden bu konuya ilişkin randevu aldım. Seni bekliyor. Ziya Bey ile ilgili rapor verecek. Cevap dilekçesiyle birlikte mahkemeye ibraz edersin. Efendim sağlık raporunu genelde hakim resmi yazıyla istiyor. Alacağımız rapor zaten resmi heyet raporu. Mahkemenin yükünü azaltmak lazım. Thank you.
Şimdi bir kaldı Polat Alemdar. Polat Alemdar, Elif var. Alem sana dar. Hiç boşuna bakma. Her şeyden sen sorumlusun. Hoş geldin abi. Ne haber çocuklar? İyidir abi. Hoş geldin abi. Ayrılık da yok, kırgınlık da yok. Boynun eğ Erdoğan. Eyvallah abi. Okulunuza. Biz bir daha dönmeyeceğiz Polat abi. Öyle mi? Ne güzel. Daha çok göreceğim sizi. Çocuklar odanıza geçin. Bizim konuşmamız lazım. Hadi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Dinliyorum sizi. Babam işleri yürütemiyor. Ben de onun elinden almaya karar verdim. Bir saat önce babanla beraberdim. Gayet sağlıklıydı. Hatta ikinizden bile sağlıklıydı. İşleri devreder bir hali de yoktu. Öğrenmemiş demek ki daha. Neyi? Dava açtığını. Dava mı açtın? Evet. Can güvenliğimi sağlamak ve çocuklarımın haklarını korumak için vesayet davası açtım. Hangi gerizekalı Lazia'nın bunadığını mahkemeye söyleyecek? Böyle bir avukat var mı? Elif Eylül. Dava üstlenen Elif Eylül. Damadınızın avukatı. Benim kızım yok ki. Damadım olsun Nizamettin. Ben kendisiyle görüştüm. Davayı geri almayacağını söyledi. Burada avukatın şahsı çok önemli değil Ziya Bey. Avukat vazgeçse de, hatta kızınız vazgeçse de, konu kamu düzenini ilgilendirdiği için dava sürecektir. Benim malım mülkümden kamuya ne? Maalesef vesayet davaları böyle. Biz gereken girişimlerde bulunduk Ziya Bey. Hakimin ilk celsede bu davayı bitirmesi için elimizden geleni yapacağız. Kızımın arkasında kim var Nizamettin? Bana bu hançeri saplaması için elini tutuşturan kim? Dava avukatıyla ilişkilendiriyorsanız Polat Ziya Bey. Ama açıkçası bu akıl kârı değil. Kızını Sezeyan içinde de olabilir. Dediğim gibi Nizamettin. Benim kızım yok. Siz şimdi üçünüz birlik oldunuz. Beni ateşin içine atıyorsunuz öyle mi? Seninle alakası yok Polat. Bu benimle babam arasında. Bak güzel kardeşim. Baban senin baban. Ama sen hiç babanı tanımamışsın. Lazia'ya milletin önünde bunak diyeceksin. Üstelik bunun için benim avukatımı kullanacaksın. Bu da yetmez gibi sağ kolumu kendine koruma yapacaksın. Ondan sonra da babamla benim aramda diyeceksin. Eğer Lazia dediğin gibi bunamadıysa bu işe bulaşmış bir tek adam sağ kalmaz.
Abi. Bu işten artık dönüş yok. Ne gerekiyorsa biz de üstümüze düşeni yaparız. Üstümüze çığ düştü Memati. Yapacak bir şey yok. Ben kendi başımın çaresine bakarım Polat. Sana ihtiyacımız yok. Yeter! Bundan böyle benim emrim olmadan hareket edeni kendi ellerimle parçalarım. Bu artık benim davam. Hiçbirinizin ismimi lekelemesine müsaade etmem. Nesrin, annelik yap. Yoksa çocuklarının vesayetini ben alırım. Memati, burayı terk edin. Çiftliğe geçin. Bizim Turgay'ı ara. Paris'ten oraya geçsin. Nesrin'i gömsün. Çocukları alsın gelsin Türkiye'ye. Turgay, abimin emri. Ablayı al bir yere göm. Gelmediler ne demek Turgay? Beklemede kal Turgay. Abi uçaktan inen olmamış. Ya başka memlekete gitti ya da gitmedi. O burada Yahya. Çocukları getirtti. Sen de onun yanına yolu kazığı diktin. Öyle mi Yahya? Abi yapma. Bırak sizinle birlikte çalışayım. Yalvarırım. Ben beceriksiz adamla niye çalışayım lan? Yurt dışına çıkmamış abi. Buyurduğunuz gibi çocuklar gelmiş. Memati onları almış. Her tarafa adam saldım abi. Nerede olduklarına bakıyoruz. Bizimle eski evden konuşmuşlar. Adam gönderdim ama çıkmışlar. Telefonları kapalı. Açtıkları an nokta tespiti yapacağız. Üstüme büyük oyun kurdular Yahya. Polat'la beni karşı karşıya getirdiler. Nesrin, bahane. Fırtına var. Ama dümen bende. Bu gemi bu suda batmaz. Nesrin'i bul Yahya. Peki kimse fidye istemedi mi Efe için? Hayır. Kimse aramadı mı biz kaçırdık diye? Hayır kızım. Kimse de kimi kaçırdığını bilmedi öyle mi? Bilse Mehmet öğrenir Efe'mi getirirdi Safiye. Bu akıl almaz bir şey. Benim de aklım almadı zaten. Seni incitmek için söylemedim anne. Yok, incinmiyorum. Hep bir sebep aradık. Kim niye bizim oğlumuzu kaçırır ve yok olur? Babam birilerinin canı mı yaktı acaba? Olabilir. Ama o da çıkıp demez miydi? İşte ben de sizin canınızı yaktım diye. Herkes,
Yanımızda olan olmayan herkes biliyordu ki Efe'yi kimin niye kaçırdığını söyleyecek kişiye veremeyeceğimiz yoktu. Ama kimse bizden bir şey istemedi. Efe'mi de geri getirmedi. Ölmüş olabilir mi? Yani öldürmüşlerdi belki o yüzden. Hayır, o yaşıyor. Ben hissediyorum. Efem yaşıyor. Peki. Babam o kadar güçlü. Büyük bir çevresi var. Resmi çevrelerle bilgiye nasıl ulaşamadı? Efem gittikten sonra sanki bütün dünya sustu. Kimse bir şey bilmedi, görmedi, duymadı. Herkes sustu. Efendim araştır. Ali Candan'ın yurt dışında görev yapma olasılığı çok düşük. Değişik isimlerde ve de kimliklerde çok sayıda istihbaratçı tespit ettik. Bizim için yahut diğer birimler için çalışan. Ancak hiçbirinin böyle bir kişinin varlığından haberi yok. O zaman burada, Türkiye'de. Türkiye'de olsa efendim, burada okumuş, burada büyümüş. Muhakkak bir gören olur. Hangi özel görevde kullanılacak ki? Bir araştır bakalım Esat. Bizim de çalışan doktorlar estetik operasyona girmişler mi Ali Candan'ın ölüm tarihinden sonra yakın bir zamanda? Belki yüzünü değiştirdiler kimliğiyle birlikte. Yapılmayan iş değil. Araştırayım efendim. Estetikçilerden bir şey çıkmazsa bu dosyayı kapayalım Esat. Çocuğun başına iş açacağız. Hala ölmediyse bizim yüzümüzden ölecek. Aslan'ın üstüne yoğunlaşalım. Olmazsa bir Kıbrıs'a bakalım. Dananın kuyruğunun koptuğu yer orası. Peki efendim. Kafkasya'dan misafirleriniz haber verdiler. Biraz gecikeceklermiş efendim. Gelsinler de Esat. Yukarısı karışık yine. Babam Efe'yi kaybetti. Üstüne seni kaybetti. Hastalandın. Peki beni kaybetmeyi nasıl göze aldı anne? Baban çok güçlü. Belki en güçlü olabilir ama korkusuz değil. Kaybetmenin ne olduğunu anladıktan sonra seni kaybetmeyi göze alamadı ki yanından uzaklaştırdı. Bu kaybetmek. Ben bir başıma büyüdüm. Kimsem yoktu ki. Küçücük bir kızdım. Her şeyi yapabilirdim. Bütün arkadaşlarım uyuşturucuyla yaşıyordu. Etrafımdaki en normal kimdi biliyor musun anne? Yalnız olduğunu hissetmemek için 42 kediyle aynı evde yaşayan matematik profesörü. Beni böyle bir yerde yaşamaya itip bu nasıl kaybetmeyi göze almamak oluyor ki? Sen uzaktaydın. Bak şimdi sapasağlam karşımdasın. Beni hayata döndürdün. Efe'mi koynumdan çaldılar. Yanı başımdan şuracık mesafede. Babam doğrusunu yapmış kızım. Belki ben olsaydım bunu yapmasına gerek kalmayacaktı ama doğrusunu yapmış. Babam bu kadar yıldır mutsuz. Sen mutsuzsun. Ben mutsuzum. Belki Tanrı onu bizim yanımızdan aldı, ona mutluluk verdi. Mutluluk ne? Belki ona kavuşmamız bizim mutluluğumuz ama onun mutsuzluğu. Mutluluğu kim belirliyor? Tanrı mı? İnsan mı? Allah'ın cezaları bak bir yere kıpırdıyorlar mı? Şeytan diyor, al eline makinalıyı, kur mekanizmayı. Allah yarattı deme, cayır cayır yak mermileri. Ama yeni bir aşkın arifesinde bu icraatı yapıp müebbete mahkum olmak kader değil, aptallık. Sen şuraya bak. Çocuklar, sen arkaya, sen de ön kapıya bak. Ahmet.
Sen de sen. Şu tarafa git. Kuş uçmasın, dikkatli ol. Hadi. Yok mu içeriden bir haber Nevzat? Var. Hafta sonu yağış bekleniyor. Polat abi mi dedi? Mermi yağdır mı dedi? Babam gibi ajans dinleyip duruyorum. Polat abilerden de çıt yok. Polat abi savaştan önce öyle mi konsantre oluyor acaba? O zaman Abdüley'in içeride işine. Sus, ciğerimi yedi o mevzu. Goygoycunun önde gideni. Abi ne derse evet diyor. Bir yorum getir, bir analiz yap. Yok. Aniz olan. Analizi bilmiyor musun sen? Ne bileceğim? Sen şimdi haberleri dinliyorsun ya. Yağış veriyor ya. Yağış olacağı gün yağmur yağarsa analiz, yağmazsa yorum. Hangisi olduğunu önceden nereden bileceksin? Önceden bilmek tahmin işte. Ben şimdi anladım ha. Polat abi niye seninle değil de Abdüley'le geziyor? Niyeymiş o Nevzat Bey? Adamın kafasını 1 milyon eder bırakırsın sen. Ben böyle konsantre oluyorum Nevzat Bey. Dışarıdakileri nasıl etkisiz hale getireceğimi buldum. Hem de tek mermi sıkmadan. Sen daha burada otur. O goygoycu da baş sallasın. Burası neresi? Yeni almışlar burayı. Benim haberim yok. Polat bizi oradan çıkarıp niye buraya getirdi Memati? Yenge, Allah aşkına. Buranın babamın mekanı olmadığını nereden bileceğiz Memati? Nereden girdin bu işe? Polat babamla konuşmaya gitti. Yerimizi söylemeye gitti. Yenge, sen çok değişmişsin. Bu ne hal? Sana ne oluyor? Benim insanlara güvenim yok Memati. Niye beni aradın o zaman yenge? Polat'ı tanıyor muyuz? Daha ne tanımayacaksın? Başın gövdenin üstünde dursun diye seni alıp buraya getirdi. Daha tanıyıp ne yapacaksın? Senden niye bir halt olmaz Memati biliyor musun? Ben seni büyük adam olacaksın diye düşündüm. Ama yok. Bu kafayla olmaz. Ben sana diyorum ki ben babama güvenmiyorum. Sen tanımadığın adama güveniyorsun. Ya sen ne zannediyorsun? Polat abi, Polat abi diyorsun da... Sen Polat abini satmadın mı? Bırakıp gitmedin mi? Sen ona güvensen de o sana niye güvensin? Niye seni affetsin? Şimdi ben babama gitsem, affet desem affeder mi? Ben kimseyi satmadım. Sana göre. Bakalım o ne diyor. Eğer içerideki çocuklar olmasa ablam abla dinlemez kafana sıkardım. Yeter, kafamı karıştırdım. Senin kafan karışmasın gülüm. Nasılsa Polat abim birilerini getirir, senin de benim de kafama sıkar. Eren bin arabaya. Hayırdır? Eren ne işin var? Tamam abi. Selam sabah yok mu? Acelem var. Bir şey mi canın sıkıldı? Dostlar sağ olsun. Niye canım sıkılacakmış?
Ne yaptım ben sana? Sen bir şey yapmadın. Yapana da engel olmadın. Eren'le ne alakası var? O engel olacak. Hadi eyvallah. Sana emanet. Yok birader, Allah'a emanet. Abi ben bir hata mı ettim? Yok Eren. Hata ettim abi. Hikmet abi devreye sokmayacaktım. Gelip kendim seninle konuşacaktım. Benim yanımda çalışmak istiyor musun? Evet abi. Mafya olmak istiyorsun öyle mi? Estağfurullah abi. Olacaksın. Mutluluğu kim belirliyor? Tanrı mı, insan mı? Sıradan insanlarınkini Tanrı. Diğerleri sıradan olmadıklarını ispatlamak için Tanrı olduklarını iddia ediyorlar. Öyle mi baba? Neye varmaya çalışıyorsun Safiye? Seni tanımaya çalışıyorum. Mesela ne kadar güçlü olduğunu merak ediyorum. Yeterince. Gücün oğlunu bulmaya yetiyor mu baba? Sophie, ne oluyor sana? Yetiyor mu, yetmiyor mu? Yetmiyor. Senin mutluluğunu kim belirliyor o zaman? Ailem. Olmayan bir şey yani. Ben Kanada'ya dönebilirim. Annem yeniden hastalanabilir. Efe zaten yok. Madem bu kadar mutsuz oluyorsunuz, niçin güçlü olmak istiyorsunuz? Bununla başa çıkabilmek için mi? Korkuttun beni. Hadi canım, korku bilir misin sen? Polat, bak anlatacaktım. İşin vardı, yemeğe mi ne gidecektin? Sen ne yaptığını zannediyorsun Elif? Eren'in ne işi var burada? Bunu sen mi soruyorsun? Senin bu davada ne işin var Elif? Benim işime karışma Polat. Sen benim işime karışıyorsun. Sen aklınca bana meydan okuyorsun öyle mi? Hem geliyorsun sızlanıyorsun. Benim için yenge diyorlarmış sizin alemde diye. Hem de bunu bile bile gidip Lazia'ya karşı kızının yanında saf tutuyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Polat Alemdar tankıyla topuyla Lazia'ya savaş açtı. Peki ben böyle bir savaş açtım mı? Hayır. Şimdi bana cevap ver. Sen avukat mısın, provokatör mü? Abartıyorsun. Elif sen mafyanın ne olduğunu biliyor musun? Bence biraz da sen abart. O dünyada insanın pul kadar değeri yok. Kimsenin, hiç kimsenin. Sen nasıl olur anneni, kardeşini, sevdiklerini böyle bir ateşin içine atarsın? Git bunları nesine anlat. Bana ne anlatıyorsun? Ben işimi yapıyorum. Sen de işini yap. Her şeyi zamanında öğren. Gerçekten bana derdini söyle. Neyin intikamını benden alıyorsun? Ne göstermeye çalışıyorsun? Ya neyi ispatlamaya çalışıyorsun hayatınla dalga geçerek? Kimin dikkatini çekmek istiyorsun? Benim mi? Başardın. Buradayım. Senin dikkatini çekip ne yapacağım? Yenge olmaya mı çalıştığımı zannediyorsun? Bu dünyanın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bu dünyada kadın olmanın ne olduğunu da. Bu adam beni burada bıraktı gitti. Kimin dikkatini çekmeye çalıştığımı zannediyorsun? Çok basit. Ali'nin. Ali hayatta ya, yaşıyor ya. Beni çok seviyor ya. Görmek istiyorum bu girdiğim yolda beni kurtaracak kadar çok seviyor mu? Mafya savaşının ortasında kaldım ya. Eğer Ali yaşıyorsa gelir beni çeker kurtarır. Göreceğim. Kim kimi seviyor göreceğim. Ali kendini mi seviyor? Beni mi? Vatanını mı? Ben de karar vereceğim kimi sevdiğime. Ali'yi mi? Kendimi mi?
Bildiklerini söyleyecek misiniz? Eren'in burada ne işi var? Kendini de seviyor. Seni de seviyor. Beni de seviyor. Onun için burada. Sevdiğin için mafyanın içine girdin ya Elif. Kardeşini de sevdiği için mafyanın içine girdi. Eren. Ben koca mafya babasıyım. Bir ablana hakim oldum. Sen ablanı burada tutmayı başar, dışarı çıkmasına, burnunu pisliğe sokmasına engel ol. En büyük baba sensin. Al sana babaların babası olma fırsatı. Bakü-Ceyhan petrol boru hattının bağımsız bir Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya nezaretinde olması Türkiye için daha güvenli. Bunun sağlanması üzere, yani Türkiye ve dünya güvenliği için Rusların Kafkaslardan çekilmesi, Uralların ardına itilmesi, Rusya'nın tabi sınırının Don Nehri olması gerekmektedir. Kardeşim Halimcan. Ben senin komutanın Dudayev'le çok yakındım. Bunları günlerce, gecelerce konuştuk. Siz de takdir edersiniz. Ama bir günde, bir yılda elde edilecek neticeler değil bunlar. Kuzey Kafkasya'yla Osmanlı İmparatorluğu döneminden bir gelen dostluk bugün de aynen devam etmelidir. Sizin komutan Dudayev'le olan dostluğunuzun arasına da Ruslar girmiştir. Türkiye'nin kuzey sınırlarını asırlarca İmam Şamil başta olmak üzere Kuzey Kafkasyalılar korumuştur. Şamil'in direnişi çökünce unutmayın, Ruslar Erzurum'a Kars'a kadar geldiler. Sarıkamış'ta 90 bin insan şehit oldu. Bugün Çeçenistan direnişi tam olarak kırılırsa Rusya yeniden dünyanın başına bela olur. En çok da Türkiye'nin. Bu yüzden bizi destekleyiniz. Sevgili dostum, desteğimiz baki. Ancak 180 milyon nüfuslu bir Rusya'ya karşı 1 milyon nüfuslu Çeçenistan, hadi bütün Kafkasya'yı katalım, 5 milyon Kafkasyalı arasında daha ne kadar mücadele olabilir ki? Böyle bir harbi kazanmak, aslanlar gibi harbetseniz de fiilen mümkün değil. Siz de unutmayın. Topraklarınız süper devletlerin çatışma sahası. Efendim, siz Rusya'yı yakından, yani tam olarak tanımıyorsunuz. Para orada her şeyi çözer. Bize önemli miktarda para lazım. Geçmiş hükümetler örtülü ödenekten önemli miktarda yardımda bulundular. Ama o kadar çok parayı biz zaten bulamayız. Almanya'yı düşünün. Onlar bile Doğu Almanya için ödedikleri bedelin altından zor kalktılar. Sizlere her zaman şükran borçluyuz. Hiçbir zaman yardımlarınızı esirgemediniz. Bizim sizden talep ettiğimiz para değil, para kazanma yolu. Eğer bize yol verirseniz, daha önce terör örgütüne para ve silah yardımında bulunan İbrahim Ahıskalı ve ekibini ekarte ederim. Çeçenler bu alanı rahatlıkla doldurabilirler. Ama bunu sizlerin onayı olmadan asla yapmayız. Yapmak da istemeyiz. Arkadaşlarla konuşmam lazım bu isteğinizi. Diyorsunuz ki Rus İbrahim'i tasfiye edelim, Çeçen mafyası gelsin, işleri yürütsün.
Ne kadar daha İstanbul'dasınız? Alimcan Kondurbayev. Cihar Dudayev'in yakın silah arkadaşlarından biri. Onun ölümünden sonra özellikle Çeçenlerin dış ilişkilerini yürütüyor. Osman Gaziyev, direnişçilerin önemli isimlerinden biri. Gözü kara bir komutan. 3 gün bombalanan şehirden çıkmayı başarmış bir savaş dahisi. Kondurbayev'in en yakın adamı. Etem Giray. Kafkas Çeçen Halkları Meclisi Başkanı. Çeçen diasporasının Türkiye'deki en önemli adamı. Türk devletiyle Çeçenlerin ilişkilerini sağlıyor. İki Çeçen lider bir süreliğine İstanbul'da. Uzun zamandan sonra en önemli ziyaret bu. Benden istediğiniz nedir? Çok iyi korunan bu üçlüden herhangi birini, başarabilirsen ikisini, bir mucizeyi gerçekleştirebilirsen üçünü öldürmeni istiyorum. Lojistik bilgi, silah, patlayıcı. Üçü de sağlanacak. Sürekli yerleri değişiyor. Çok iyi korunuyorlar. Kendilerinden olmayan hiç kimseyi yanlarına yaklaştırmıyorlar. Birbirlerini satmaları ise imkansız. Önceki görevi iptal mi edildi? Bunu mu yoğunlaşacağım? Hayır. Sen pozisyon almaya devam et. Henüz doğru zaman değil. KGB yıllardır bu Çeçen liderlerin peşinde. Sonuca ulaşmayı başaramadılar. Türkiye'de daha rahat hareket edeceklerdir. Müttefiklerin içinde nispeten tedbirsiz davranacaklardır. Daha çok bilgiye ihtiyacım var. Kızıl Ordu'nun yapamadığını benden yapmamı istiyorsanız daha fazlasını vermeniz lazım. Daha fazlasını istemeyen bir kadın tanımadım. Sen saçmalama, çekil önümden. Abla ısrar etme, seni bırakmayacağım. Ya ne demek bırakmayacağım? Adam geldi törende görev mi devretti sana? Kusura bakma, Polat abi haklı. Ben onun yerinde olsam bu kadar kibar olmazdım sana. Ne yapardın? Topuğuma mı sıkardın? En azından bir tane vururdum. Vekili değil misin? Vur. Abla geç otur yerine, sıkma insanın canını. Eren, seni ayağımın altına alır döverim, terbiyesiz. Ne biçim konuşuyorsun benimle? Hiç kusura bakma abla. Seni buradan çıkarmam. Ne yapacaksın? Beni mi vuracaksın? Ablamsın. Sana silah doğrultamam. Ama kendime sıkarım. Madem canını yakmak istiyorsun bu işlere bulaşıp, ben yardımcı olurum abla. Polat'la Ziya birbirine düştü. Birisi gelecek. Ya Ziya, ya Polat. İkisi artık Karahanlı'nın çatısı altında duramaz. Biz o kadar Laz Ziya'ya anlattık. Bizi dinlemedi. Şimdi paşa keyfi bilir. Biriyle çalışmak istiyorsan ya dost olacaksın ya düşman Bekir. Hissenin büyüğü sana ait. Hakkını inkar eden haramzade. Ama asıl ortalığı karıştıran kim? Karahanlı mı? Polat mı? Laz Ziya mı? Ben bombanın fitilini ateşledim. Bomba kucaktan kucağa geziyor. Kimin kucağında patlarsa. Açık söyleyeyim. Senin İbrahim'in o bombaya öyle iştahlı bakıyor ki uzaktan top mu zannediyor nedir? Kirvenin arkasında kim var? Tuncay kardeş, asıl mesele o. Ankara. Ankara.
hiç kimsenin arkasında olmaz. Kim yola çıkmak isterse sırtına vurur. Hayırlı yolculuklar der. Bu kirvenin bir de kulağına fısıldayan var. İstikamet şurası diye. Anlayacağın gölgesi kendinden ağır biri var. Sizin gelişinizi hazmedemedi Halil İbrahim Bey o zaman. Yok. Ben bugün diyeyim ki gel ortak olalım. Lan kardeşini keser de gelir aramıza girmesin diye. Öyle bir zor durum ki. Bir tarafta Ziya abi, bir tarafta Polat kardeş. Bir tarafta konsey var. Ama öbür tarafta benim can borcum var Can Polat'a. Safımız belli. Ziya abi abilik yapacak. Başkasının tuzağına düşmeyecek. Can Polat'ı hasım bilmeyecek. Aracı mı olsak ne yapsak? Aa, aracı olan arada kalır. Aman ha Tuncay kardeş. Gel. Abi rahatsız ediyorum. Önemliyse söyle abidin. Görmüyor musun? Abi sizden önemli olmasın, mühim mevzu. Tır şoförleri ayaklanmış. Biz Halil İbrahim Bey'den başkasıyla çalışmayız. Biz ondan babalık gördük, başka baba bilmeyiz. Onun tırlarını ne sattırırız, ne başkası için iki adım götürürüz. Şoför arkadaşlar haklı Halil İbrahim Bey. Biz kim, sizin yaptığınız babalığı yapmak kim? Eğer kabul ederseniz nazik hediyenizi iade edelim. Çocuklar da işsiz kalmasın. Ben kimseyi ekmeksiz bırakmıyorum. Allah cezasını versin oturların. Ben onlara hediye edecek bir dost bulmuşum. Lan bir daha geri alır mıyım? Baba da sizsiniz babacan da. Hepsinin kemiklerini kırdırayım. Ne demek? O ayaklanmak. Yo, o açıdan değil Halil İbrahim Bey. Yani maksat... Maksat hasıl oldu. Ben kardeşime hediyemi verdim. Ha kardeşim hediyemden memnun değilse... Estağfurullah, o nasıl söz? Abidin, kardeşim. Madem üç kişiyle baş edemeyecektiniz... ...hala niye orada oturuyorsunuz? İstifa edin, gidin kardeşim. Emredersin abi. Saçmalama abidin. Ya çık dışarı. Allah cezasını versin bu Abidin'in. Bir işi beceremiyor. Malın teslim adresleri burada. 40 kişi. Hepsinde mal hazır. Parayı bekliyorlar. Ben teslim edeceğim, siz parayı toplayacaksınız. Reşat, yanlış olursa seni tanırız. Bizim işte yanlış olmaz. Doğru iş olduktan sonra birbirimizi tanımasak da olur. Paralara göre. Hepsi tamam. Sayacak halimiz yok. Tamam da eksik de burada. Erhan'cığım, iki dakika bize müsaade eder misin? Elif'le baş başa konuşacağım. Abi, emir buradan ayrılmamam doğrultusunda. Tamam gülüm. Ablanın camdan atlayacak hali yok. Atlarım atlamam. Kime ne? Ne demek kime ne? Senden başka kimse yok bu dünyada değil mi? Ya tamam çık dışarı dedim ya. Başlatmayın tribinizi. Çık. Bana bak. Çocuk burada yüz bulmasın diye bir şey demiyorum. %100 haksızsın. Ne demek haksızsın Hikmet abi? Ben işimi yapıyorum. Kimsenin de işime karışmasını istemiyorum. Senin işin ortalığı karıştırmak değil.
Şu kapının önündeki kardeşim olacak kazma da benim yüzümden beline silah takıyor değil mi? Ha? Ben karıştırıyorum da ondan öyle mi? Bir Eren'in belindeki silahı kaldıysa onu alır denize atarız, mesele değil. Ama sen sevdiklerini ateşe atıyorsun. Üstelik Polat'ı kullanarak. Vallahi sana zaafı var adamın, yoksa iki dakika yaşatmaz seni. Zaafı olanı gördük. Kaçtı gitti. Bunu da mı kaçırmak istiyorsun Elif? Hiçbir şey istemiyorum. Hepsi büyük babalar olarak geziyorlar ya. Girsinler işte birbirlerine. Bize ne? Bırak yesinler birbirlerini. Bir bina var Elif. Binanın içinde bin bir türlü denge var. Sen diyorsun ki ben 6 numarada oturanı sevmiyorum. Çıksın bu binadan. Adam da inatçı. Çıkmıyor. Sen de diyorsun ki 6 numaradakini ben çıkarır atarım bu binadan. Ama bu binanın kirişi var, kolonu var, sütunu var, statiği var, bir dengesi var. Sadece 6 numaraya atamazsın. Bu bina başımıza yıkılır. Bu binada oturan da, oturmayan da bu binanın enkazı altında kalır. Benden ne istiyorsun Polat? Bir savaş çıkacak. Ve bu savaşa sizin dengelerinizi bilerek girip girmeme kararı almak durumundayım. Aile meselesinin içine girmen yanlış. Basit bir aile meselesi değil. Hadisenin bir tarafını asla onaylamıyorum. Ve benim bu konuyla ilgili hiçbir telkinim olmadığı gibi kızının yaptığını da yakışıksız buluyorum. Ama hadisenin diğer tarafındaysa Ziya Bey'in Kirve ile aynı söylemde olmasını da kabullenemiyorum. Ziya Bey kafasında kurmuştur. Senin bizim emrimizle hareket ettiğini düşünüp büyük tepki gösterecektir. Eğer uygunsa ben gidip kendisiyle konuşayım. Laz Ziya kurttur. Bu havalar onun havası. Vadiye pus hakim. Kim kimin yanında seçmeye çalışıyor. Bırakalım kendi seçimini kendisi yapsın. Sana tek söyleyeceğim. Asla ilk kurşunu sıkan olma Polat. Bu pusta mermi atarsan ancak yerini belli edersin. Av olursun. Lazia kucağımıza düşecek. Ya Polat'ı vurup gelecek, ya Polat'ı vurmak için gelecek. Karahanlı Lazia'dan vazgeçer mi? Sadece bir kez temas ettiğimiz an vazgeçer. Hüsrevada olduğu gibi. Artık gerisi sende Selim. Bitir işi. Gelecek misiniz? Neden arabulucu olmamı istemiyorsun? Lazia bizim onu ikna etmemizi bekliyor. Ben de onun beni satmasını bekliyorum. Lazia bize lazım. Ben aksini mi söylüyorum Kılıç? Göreceğim sadakatini. Herkesi tek tek göreceğim. Lazia'yı da göreceğim. Beni evimde öldürmeye kalktılar. İşin içinde kim var, kim yok, hepsini göreceğim. En azından şimdi yanımızda görünüyor. Neden konseyimizin bir üyesini düşman gibi gösterelim ya da bölünmüş gibi görünelim? Beni birisi öldürmek istedi, öyle değil mi? Evet. Her ne kadar başaramadıysa da benim güç kaybettiğimi düşünüyor. Öyle değil mi? Herhalde öyledir.
Neden düşmanıma güçlü görüneyim ki? Gelsin, parçalayayım. Polat, Laz Ziya ile uğraşırken Ahıskalı'yı nasıl öldürecek? Abi yerini buldum. Ölümü istiyorsun, diri mi? Pusat'ı geri getir Yahya. Nesin nerede Memati? İçeride abi. Gel benimle. Nesin'le çocukların hayatını korumanın tek yolu var Memati. Savaş çıkmasını engellemek. Nasıl olacak abi o iş? Nesin'le Laz Ziya'yı yan yana getireceğiz. Abi buraya Nesin'i teslim etmeye mi geldin? Bir daha lafımı şüpheyle kesme Memati. Benim kimseyi teslim edeceğim falan yok. Sen çocukları güvenli bir yere götüreceksin. Nesin davadan vazgeçmesi karşılığında Laz Ziya'dan ne istiyorsa alacak. Laz Ziya'yla mı görüştün abi? Hayır. Ama başka çıkar yolu yok. Benimle savaşsa bile kızının yaptığı yüzünden herkese rezil olacak. Bunu göze alamaz. Nesin kabul etmeyecektir bunu. Babasına teslim edeceğini düşünüyor. Sana söz veriyorum Memati. Laz Ziya'yı buna ikna edemezsem orada kafasına ben sıkacağım. Çünkü o bizi yaşatmaz. Çağır Nesin'i konuşalım. Başka bir hesabı yoksa teklifimi kabul edecektir. Ziya'nın adamları geliyorlar. Dumbo.
Yeah.